Selamlar millet. Iconoclast'teyiz ve sanırım final bölümündeyiz. En son Royal'la birlikte Yıldız Kurdu dünyaya gelmeden onunla konuşabilmek için küçük aydaki bir uzay istasyonuna gitmiştik. Fakat başarısız olmuştuk. Royal'ı kaybetmiştik ve eli boş bir şekilde dünyaya dönmek zorunda kalmıştık. Yıldız Kurdu da dünyaya gelmiş durumda. Şimdi gidip kendisiyle yüzleşeceğiz sanırım. Bakalım burası nedir? Nasıl bir boss fight bizi bekliyor? Gider misin? Bu nedir? Mother isimli bir anahtar item. Peki. Pislik. Aa evet geldik. Burası bir yere gidiyor mu? Hayır. Daha aşağıya. Evet. Yıldız Kurdu'nun dünyaya indiği noktaya geldik. Peki. Merhaba. Al sana. Damage yapamıyorum. Damage yapamıyorum. Yer değiştirmem gerekecek o zaman. Evet. Kendisini o gözlerden kurtardıktan sonra zarar verebiliyorum. Güzel. Aa! Pislik. Bir tane daha geldi. Bir tane daha. Arkadaşım. Güzel. Gel bakalım sen. Bak ya, niçin kaçıyorsun? Al sana. Güzel. İhtiyacım var mıydı bilmiyorum ama. Harika. Yine. Ya. Hayalet gider misin? Güzel. Bak ya. Bak ya. Arkadaşım, öleceğim ama. Harika. Senin de HP vermen güzel oldu. Bu arkadaşlar Yıldız Kurdu'nu mu koruyorlar acaba? Niçin bunları öldürmeden ilerleyemiyorum? Tabii ki. Ya şu dönen arkadaşı bir öldürebilsem. Bir tane daha geldi. Güzel. O HP'yi alabilir miyim? Güzel. O HP'yi de alabilir miyim? Al sana. Şimdi sana bombamı yedireceğim. Al sana pislik. Patla. HP'yi de ver. Harika. Açılmadı neden? Aa bir tane daha varmış. Gel buraya. Gelme.
Al sana. Pislik. HP'ni de alırım. Güzel. Bir tane daha mı? Vay arkadaş ya. Tabii orası daracık, olmaz orada. Güzel. A, bir tane daha. Arkadaşım. Güzel. Bak ya. Pislik. Bak ya, tam zıplayacak zamanı buldu. Gel buraya. Güzel. Harika. Kaydedelim. Şöyle mi? Aa, hayır, burası fast travel noktası, tamam. Şöyle. Evet, geldik. Yaratık değil de robotmuş gibi ya. Merhaba. Royal'ın iskeletini kırdığı yer de orası. Tam gözünün olması gereken yer. Gerçekten. Al sana. Hak ettin Robin. Ne oluyor? Ne oluyor? Git buradan. Ne oluyor ya? Ah! Kabus mu bu? Gider misin? O çiçeği tamamen yukarı kaldırınca ne olacak acaba? Git buradan. Git buradan. Arkadaş, niye tamamen yükselmiyor o çiçek? Çilek diyecektim az daha. Bak ya. Bak ya. İşte bu. Aa, yok oldu. Neden? Işıktan mı korkuyorsunuz? Ne oluyor arkadaş? Hayır. Ah, peki. Bana fırlattıklarını geri göndermeye çalışırken. Bak ya. Bak ya. Arkadaşım, arkadan fırlatma. Güzel. Al sana. Güzel. Pislik. Peki. Sen niçin bir şey yapmıyorsun?
Sen nesin? Al sana. Ne oldu? Halüsinasyon görmeme neden oldu sanırım. Aa, babam. Robin, sevgili kızım. Annen sürekli doğayı ne kadar sevdiğini, tarlaları ne kadar sevdiğini anlatıp dururdu. Onu ilk kez gördüğümde çok tatlı bir elbise giyiyordu. Doğayı ne kadar sevdiğinden bahsedip duruyordu. Daha sonradan anladım ki onun çiftçilik hayatı sahip olabileceğiniz en özgür hayatmış. Babası bu konuda çok becerikliydi. Bu yüzden de öyle bir işe sahip oldu. Sanırım tarikat babasını çiftçi yapmış yetenekli olduğu için. Doğru olan şeyi yapabilmek için elimden geleni yaptım. Ne güzel çevirdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Doğru olanı yapabilmek için. Gene aynı şeyi söyledim. Ve şimdi sen buradasın. Umursadığını söylüyorsun fakat bana karşı gelip duruyorsun. Ben sadece seni koruyordum. Robin de ne kadar tatlı olmuş. Benim niyetimi neden sorguladığını bilmiyorum. Hırsının seni nereye sürüklediğini açıkça görüyorsundur. Seni ve Elru'yu nereye sürüklediğini. Senin annen bir çiftçinin kızıydı. Bu yüzden de sakin ve güvenli bir hayatı oldu. Yani benim hayatım onunkiyle birleşmeden önce. Fakat bunun bir çiftçi olmakla hiçbir alakası yok. Yani Robin'in annesi gayet güvenli bir hayat yaşarken, Oldron'un hayatına girdikten sonra her şey değişmiş. Keşke sen de öyle sakin bir hayatı kovalasaydın. Gerçekten çok uzun zaman önce sözümü dinlemeyi bıraktığını düşünüyorum. Kendi kararını verdin. Fakat senin verdiğin bu karar kardeşin Elru'yu nereye sürükledi? Sana yakın olanları da düşünmen gerekiyor. Bu sadece seninle alakalı değil. Şu an senden tek istediğim her şeyi yapamayacağını kabullenmek. Aile her şeyden önce gelir. Gel bana Robin. Bu da halüsinasyon sanırım. Seni pislik. Uyan Robin. Yakalandın. Peki. Oldu o zaman. Evet, Royal da yardımcı olmuş oldu çünkü Royal'ın iskeletini parçaladığı yerden zarar verebiliyoruz. Belki de hiç zarar veremeyecektim. Ne yapıyorsun? Aa, onu yapıyor. Bak ya. Öleceğim ki ben. Al sana. Bak ya. Gerçekten harika ayarladım. Güzel. Neyse en azından nasıl ataklar yaptığını görüyoruz. Öleceğim büyük ihtimalle. Ne oluyor? Aa, elini gözünden çekmesini sağlayacağım. Tamam. Güzel. Hı, zıplayamadım. Bak ya. Çok az kaldı. Bu kadar değildir sanırım boss fight ya. Çok kolay oldu. İşte bu. Bu muydu herkesin korktuğu yıldız kurdu?
Ölmedi tabii ki. En azından checkpoint ama. Evet ya, robotmuş işte. İçinde bir tane kuş var. Birdman, merhaba. Fil dişinin bittiğini gösteriyor. Niçin hepsini tükettiniz diyor. Büyük ihtimalle robotunu... peki. Robotunu çalışır halde tutabilmesi için fil dişine ihtiyacı vardı büyük ihtimalle. Ve biz de tüm fil dişini kullandık. Hayır. Güzel. Bak ya, eyvah. Peki. Güzel, alırım. Güzel. Güzel. Bak ya, pislik. Ne yapıyorsun? Birilerini çağırıyorsun, haksızlık. Evet. HP harika. Güzel. Sıkıştım yalnız. Buradan çıksam mı? Çıksam mı buradan? Ne yapıyorsun? O ne ya? Hayır, çıkmam lazım oradan. Neredeyim? Görmüyorum. Evet, zarar veremiyorum. O kayaları yok etmem lazım. Peki. Şöyle. Güzel. Onu alayım, onu alayım, onu. Bak ya. HP yok. HP yok. Güzel. Güzel. İki tane kaldı. Harika. Pislik. Çok yakındı. Bir tane kaldı. Bak ya. Gitti mi? Hayır, gitmedi. O da güzel. Güzel. Şuna geçelim. Hı? Hı? Pislik. Hayır ya. Çıkmam lazım buradan. Zıplar mısın? Harikasın. Hadi. Neyi bekliyorsun? Zıpla. Hayır, zıpla. Çok az kaldı. Hayır. Bak ya. Pislik. Bak ya. Çok az kaldı. Bir vuruşu falan kaldı. İşte bu. Evet, ben de yoruldum Robin. Bunların hepsi sizin suçunuz der gibi. Robotun artık çalışmıyor dostum. Eyvah.
Vay. Kullandığı tüm fil dişi yakıtını şu an etrafa püskürtüyor. Vay. Oha çok güzel. Yok artık. Ne kadar fil dişi yakıtı varmış ya bünyesinde. Resmen dünya canlandı yeniden. Çok güzel ya. Harika. Bir an geyik boynuzlayacak sandım. Zaten geyik boynuzlamasın diye aşağı atladı. İnsanlığın değil de doğanın kazanması olarak yorumlanabilir belki de. Çok güzel ya. Evet ya, ağaçları yeni fark etti. Merhaba. Döndün demek. Evet. Dışarıdaki o yuvarlak ağaçlar ve sarsıntılar da kesildi. Başardın değil mi? Ne sandın? Bence de uyumayı hak ettin Robin. Pekala Robin. Artık sana ne yapman gerektiğini söylemeyeceğim. Söylememeye çalışacağım. Bence de adam ol. Harika ya. Ve bitirdik. Çok güzeldi. Kredisi de çok güzelmiş, harika. Şimdi anladığım kadarıyla oyunun hikayesini toparlayayım. Burası bizim gezegenimiz değil, dünya değil. Buraya kendi gezegenimizden geldik. İki farklı uzay aracıyla geldik. Büyük ihtimalle kendi gezegenimizin kaynaklarını, dünyanın kaynaklarını sonuna kadar kullandığımız için ve gezegen artık yaşanılmaz hale geldiği için buraya geldik. O iki farklı uzay aracından biri Mina'nın ve korsanların yaşadığı yerde Isiler'in oradaydı hatırlarsanız. Atalarımızın makinesi diyordu Mina. Diğeri de tarikatın ana üssündeydi. Bu iki farklı uzay aracından çıkan insanlar iki farklı inanış yaratıyorlar. Bir tanesi atalarına inananlar, Mina ve korsanlar. Diğeri de yıldız kurduna inananlar yani tarikat. Büyük ihtimalle bu gezegenin sahibi ya da sakini o kuştu. Baykuş mu artık nasıl bir kuş bilmiyorum. Ve dünyanın yakıtı da bu gezegenin yakıtı da dünya demeyeyim. Bu gezegenin yakıtı da fil dişi yakıtıydı. Ve o kuşun robotunu çalışır halde tutabilmesi için de ve gezegenin de sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için de o fil dişi yakıtına ihtiyaç vardı. Büyük ihtimalle buraya gelen insanlara bu yakıtı tamamen kullanmayın yoksa sizin için gelirim dedi. Bilmiyorum artık.
Ve tabii ki de insanlar açgözlü oldukları için fil dişi yakıtını sonuna kadar kullandılar. Büyük ihtimalle Yıldız Kurdu'nun gelmesi daha geç olacaktı. Fakat Royal'ın bir makineyi çalışır hale getirmesiyle belki de Yıldız Kurdu'na bir sinyal gitti. Ve Yıldız Kurdu çok daha beklenenden çok daha erken geldi dünyaya. Herkes öleceğini düşündüğü için tarikat bir tane roket yapmıştı. Buradan yine farklı bir gezegene gitmek için, belki de orayı sömürmeye başlamak için. İnsanlığın kurtuluşu bu olacak diyordu anne. Fakat biz Yıldız Kurdu'nu öldürdükten sonra Yıldız Kurdu'nun bünyesindeki bütün fil dişini tekrar bu gezegene salmış olduk ve gezegen tekrar küllerinden doğdu. Anladığım kadarıyla. Çok güzel bir hikayesi vardı oyunun. Çok güzel bir anlatış şekli vardı. Kendine has bir anlatış şekli vardı. Grafikler harikaydı. Espri anlayışı harikaydı. Animasyonlar harikaydı. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir sondu. Şimdi de tüm karakterlerin akıbetini gösteriyor. Credits'le birlikte harika olmuş ya Credits. Ve oyunun tek bir kişi tarafından yapıldığını da düşünürsek harika bir iş çıkarmış bence. Annenin öğrencileri birbirini dövüyor. Tam bir kaos içindeler hala. Çok güzel olmuş ya ağaçların animasyonu gerçekten. Evet, uzay araçlarından biri burada. Mina'yla Samba'da barışmış, harika. Ve mutlu son. Royal bir kez olsun gerçekten, her zaman niyeti iyiydi ama gerçekten yardımcı olmuş oldu. Yıldız Kurdu'nun iskeletini kırarak. Harika. New Game Plus dosyası kaydetmek ister miyim? Neden olmasın? Evet, Iconoclast'ı burada bitirmiş olduk. Bir başka seride görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.